say this is the occasion, the final of the 2024 UEFA European Championship. Bein Sports Türkiye YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Euro 2024'te günün maçlarını oynadığımız spektaküler içeriğimiz Bein The Cup'ta. Bugün yanımda iki çok değerli isim var. Avrupa futbolunu yalayıp yutmuş. Gerek Premier Lig, gerek Bundesliga 2, gerek Bundesliga olsun. Birçok maç anlatmış iki değerli isim var. Arda Vatansever ve Kaan Demirel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Yani karneniz pek iyi değil. Gerek Katar Dünya Kupası olsun, gerek bu programda olsun. Galibiyet alma konusunda zorluk yaşayan iki isim. Çok doğru. Bugün şeytanın bacağı kırılacak mı yoksa beraberliğe mi oynayacaksınız? Kırılır muhtemelen birimiz. Bir şeyler kırılacak ama biz de tam olarak bilmiyoruz. Belçika-Ukrayna maçını oynayacağız. Tabii eminim ikisi de Belçika olmak isteyecektir. Kimin Belçika olacağına taş kağıt makas yöntemiyle karar vereceğiz. Dilerseniz buyurun. 3-2-1. Evet, ben hep zaten bunu yaparım abi. Belçika olmak istiyorsan evet. Olabilirsin abi. Ol Belçika ol sen. Belçika ol. Kaan geçtiğimizde de aslında evet. Yine kazanıp Macaristan'ı seçmiştin bana karşı. Bu sefer de yine Ukrayna'yı seçeceğim. Gel ben şuraya geçeyim, sen oraya geç. Belçika'yı Arda'ya veriyorum. Ciddi misin evet, sen? Ukrayna'yı seçiyorum. Bu arada meydan okuma olarak alırım bunu yani. Ve evet, artık büyük karşılaşma için her şey hazır. Ukrayna'nın santrasıyla başladık maça. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ben yine sabırlı oyunumla başlıyorum. Ben de böyle oynamayı seviyorum. Ama Turgay Keskin hiç sabretmedi. Sende var mı böyle normalde oynama durumu? 2 sene önceye kadar çok fazla oynuyordum. 2 senedir. Benim hiç konsolum olmadı mesela. Oynadım. Kendimi acındırmaya başladım yavaş yavaş. Ben birinci sınıfa giderken bilmiyorum. 15 tatilde PlayStation 1 aldım. Sonrasında da bütün konsollara sahip oldum. Çok iyiymiş be. Sınıfsaldır. Bütün konsollara sahip olan bir adamla. Ama bil bakalım hangisi yok. Son çıkan. Enflasyonu. Hayır. En arkaya şöyle bir tane uzun. Uf, pasa bak. Uuu, inanılmaz. Metrozart. Offside. Hayır, yok. Offside yok. Gerçekten muazzam bu. Acayip gol sevincini yapmaya çalışıyor. İşte. Ve evet. Gridi de geldi. Bana Belçika'yı verirsen böyle olur Kaan Demirel. Ben yine başladım. Acayip pasımı gördün mü asiste? Benim ilk dakika yediğim goller meşhurdur. Şu gelişmiş savunma denen şey beni... Gelişmiş savunma ne abi ya? Çok mutlu etti bu arada. Sol ayaktır ha. Lukaku oyunda da kaçırmaya devam ediyor. Bunu yani... bekliyordun. Şu topu vurduğumuz yeri ayarlayabilme olayı çok hoşuma gidiyor benim ya. Hiç işimi yaratamadım şu ana kadar ama. Yok artık. Jeremy Doku. Ayak dışıyla acayip. Kovarejma vari bir. Değil, bilgisayar oynuyor olabilir mi? Ben böyle oynamıyorum. Zaten o koltuğa kim otursa ben iyi bilmiyorum deyip Kaan Demirel'e 3 gol attı şu ana kadar. Kaan Demirel'in kaderi bu. Sen kimlerden yedin daha önce Kaan? En son Murat Yenersoy yenildi. Benim de Kaan Demirel'i... O da yine yokmak falan filan diyerek başladı. İnanılmaz taktikler ayarladı. O abi Murat Yenersoy gün aşırı bu oyunu oynuyor. Çocuklarını ihmal ediyor bu yüzden. Çok iyi. Büyük bir fırsat kaçıyor. O yalan söylemiş, ben gerçekten oynamıyorum. Fakat benim de bir kas hafızam vardır. PES'çiydim ben çocukken. PES tuşlarıyla oynarım. Savunmalardan iyi çıkarım. Evet, o belli. Şu karşıdan bak. İnanılmaz pas. Teşekkürler canım. Orta kafa gol gelir mi? Siz birbirinizi iyi tanıyan bir ikilisiniz bu arada. Benim hiç alakam yok. Canlı var mı? Evet, konularda. Tabii. Evet, fena değilizdir. Fena bir ikili değiliz. Can, senin üstündeki Milan tişörtün hikayesini alabilir miyiz? İndirimdeydi, aldım. Yani bu kadar basit. Ferrari arıyordum aslında. Aynen, ben Puma'da Ferrari ararken. Futbolla pek ilişkim olmadığını susmamdan da anlayabilirsiniz. Evet, fark ettim biraz. Futbol spikeri olma konusunda. Şu abi, çıkan şeyler nedir abi? La Liga'da oluyor ondan, biliyorsun değil mi? Tabii La Liga anlatma şansı bulamadınız henüz ama Bundesliga 2 demişken bak, büyük bir hata. Lukaku varmış bu arada, evet. Ben çok olmadığını düşünmüştüm ama. Seni pek çıkartmıyorum Kaan, ne diyorsun bu konu hakkında?
Zaten benim takım nadir çıkan bir takım. Abi Ukrayna'yı sen niye seçtin ki? Ben olurdum Ukrayna. Ben de hep underdog alırım bu arada ama ilk galibiyetimi de almak istiyorum. Yani Belçika'da artık underdogumsu bir hava ya girecek artık yani. O kadar başarısız bir jenerasyona doğru gidiyor mevcut jenerasyon. Doğru söylüyorsun aslında. Yani bu turnuva ama yıkabilir onu ya. Çok yani elit bir yorum geldi. Ben de onu diyecektim. Belçika ne yapar bu turnuvada? İlk olarak Arda'dan alayım tahminini. Nereye kadar gider? Abi şöyle şimdi beklentiyi ne yapacağın çok acayip. Bu takım final oynasa yani şaşırmazsın. Şaşırırsın ama atıyorum kağıt üzerinde şaşırmayacağım bir şey ama. Son 6'da elense de şaşırmam bu arada. Evet işte. Bu arada maçın bittiği yer şaka mı? Hata çıkıyordum ben. Abicim bir kere hata çıkabiliyorum zaten. Yani onda da bitirsin. Kaan Bey lütfen. Lütfen. Hemen hakeme getirdi konuyu. Şu an maçı da çok Fransa vari bağladım bu arada. Böyle şeydeyim yani. Yalandayım yani ama bir gol atıp deşan yapıyorum şu an. Hani savunmada boşluk verme. Yakaladın yine ama 2-3 tane daha pozisyon da atamadım. Var var atmaya çalışıyorum ama. İnşallah atamazsın devam edelim. Kaan bu turnuvadaki ilk golünü atmak istiyor artık. Hadi be oğlum ya. Of Tiemans bravo. Lukaku. O değil o değil o değil. Rakibine acıdı mı orada Arda Vatansever? Ah. Hayır canım bizde öyle bir şey yok. Yapma ya. Ah. Gelişmiş savunma çok iyiymiş bu arada. Ben bir daha efsanevi yapmam. Lukaku savunmasına yardım ediyor orada. Gol yok artık en azından. Altın oraya evrilmek istiyor. Şunu bir açsak bir yerden bu. Düşünce güzel ama. L1 ya, üçgen pasları genelde böyle PES 13'te falan sürekli kaleciyle karşı karşıya kalmak için kullanıyorlardı ya. Evet, Aguero özellikle. Ah işte ben nedense hala sağdan soldan oyunu genişletmek için kullanmayı seviyorum bu pasları. İnsanlar böyle biraz sinir oluyorlar benim bu diagonallerime. Kaan Demirel'in 4. offside'ı falan oldu sanırım bu maçtaki. Hadi oğlum. Of. Bildirmeye bak hadi abi. Şimdi bir orta. Hadi la kaka. Bir röveşata. Uf. Orada 360 dönerek kafa vurdu Lukaku. Var bunlar Lukaku. Lukaku en son Chelsea'de oynuyordu. Bende sonrası yok. Kariyer. Ciddi misin sen? Aynen. O kadar düştüğünü düşünüyorum Lukaku. Fenere geliyor. Haydi lan. Doku da dar alanda bir mucizedir ya. Yıkılmadı. Ah be. İşte pas yok. Arda sende Doku'yu anlatma şansı bulmuş bir spiker olarak. Evet, çok severim Doku'yu. Aman! Allahu Ekber bu ne ya? Ya hayır ya! Dominik! Hayır! Ve gol! Kaan Demirel gol attı. Bu ne ya? Cilve midir bu? Büyük bir bu ne abi? Böyle savunmada. Bir şey olur mu? Vertonghen ya. İşte Belçika'da hep... Hatası. Bunlar işte Belçika'yı yakan şeyler. Keşke o ilkini atabilseydim ya. Biraz tatsız oldu. İkinci deneme. Devamı da tam oyun golü anladın mı? Böyle bir evet. Gol yok zaten. Bak Doku'ya bak şimdi. Doku'ya bakıyoruz şimdi. Ve... Sağdan atı soldan geçti. Jeremy yok Doku, artık. Sol kapar mı sol üstte? Değil. Dok ah be ah be. Çık artık oğlum tamam. İşte erkeklere fazla güvenmemek lazım çoğu konuda. Lukaku ön direktesin. Çabuk. Seri. Bir kontra atak denemesi şimdi. Mudrik. Tobik'e verdi. Of. Çok kötü bir pas. Gerçekten rezalet bir futbol maçı oluyor diyebiliriz. Hayır abi ne alakası seyir var ya. Arda Vatansever maçını savundu. Futbol maçından çok bir satranç. Satranç. Doğru. 4'te satranç oynanıyor. Oraya bak nasıl kaç... Uf. Düzeltebiliriz. Siz videoda ya. Görmediniz ama maç öncesi yapılan ayarlar. Bravo Trossard'a bak. Bir daha Trossard şimdi. Sağ ayakla dışı. Ah be oğlum ha. Doku'nun ahını aldı belki de. Yine elemezsem bu arada çok üzülürüm. Çünkü yenebileceğim gibi gözüken bir rakip şu an. Ki bilerek Ukrayna'yı alıp senden bir puan da alırsa. Evet yani ya. Gerçekten. Çok ezilmiş hissedeceğim kendimi. Yok be abi. Hayır öyle deme Kaan. Ama sevinirim bir puan olsa. Niye çabuk oynayamadık ya? Aa, evet. Evet. Yani amatörce hatalar sık sık izledik maçta. Şimdi De Bruyne. O da bu maç sessizdi. Carrasco. Bu ne? Ben nasıl biliyorum bu oyunu ya? Oyunu abi, bilmiyorum diye geldi. Kale vardı önünde. Öyle vurabilir misin abi topa? Ne? Quaresma.
Çok tatsız oldu yani. Ya işte. Biraz sert tepkiler verdim Kaan. Sen çok beyefendi kaldın. Evet yani. Ben biraz üzüldüm buna şu anda. Sert bir maç geçiyor. Ama ikiniz de henüz çift ayak dalmadınız birbirimize. O da bir... Hiç sevmem öyle şeyleri. Bizim maçın sonunda dakikada 6-7 kez kayıyorduk birbirimize Kaan'la. Ha öyle mi? Tabii karakolda bitecek bu maçtı aslında ama sonra barıştık. Hep pas hatalarından... Belçika 3'e gidiyor ama Lukaku atamaz. Of. Sağ ol. Hemen bir Trabzon bir oyuna atmamak. Artı 3 gelirse bir tane atarım. Artı 3 ve fazlası gelirse bir tane atacağım. Atarım çok iddialı değil mi? Ben şöyle atsam ne olacak? Trabzon ne olacak derken ki tutku da gerçekten yani ne kadar ciddi aldığımı gösteriyor. Niye? Rezalet bir şut daha. Peki gerçek hayatta bu maç kaç biter? Yatırım tavsiyesi değildir tabii. 3-0 Belçika alır. Çok net oldu. Kaan Bey, sizin de tahmininizi alabiliriz. 2-1 falan biter normalde yani. 2-1 Belçika. Evet. Ben Romanya maçında beğendim Belçika'yı. Kaçırdıklarını aslında çok daha net farkla bitirebilir bu maç. Vuruş mu lan? Üçüncü golü arıyor ama... Ve... Bein The Cup'taki ilk galibiyeti aldı. Son düdük çalıyor. Çok tebrik ediyorum. Şeytanın bacağı kırıldı. Arda Vatansever maç kazanıyor. Şaşırdım. Güzel goller attığını düşünüyorum. Ama ya, abi, bireysel hatalardan. Bizim golüm ne? Senin attığın gol ne abi? Senin attığın golü hediye ettim. Oldu, hemen izleyelim. Carrasco maça girdi ve golünü attı. Bir gol. Duygusal davranmayıp dokuyu çıkarman orada belki de sana galibiyeti getirdi. Çok teşekkürler. Doğru hamleler. Satranç maçı olduğunu söylemiştir. Kesinlikle. Kesinlikle. Doğru söyledi. Bana Belçika'yı bıraktı. Hata yaptı. Arda Vatansever sert konuşmaya devam ediyor yani. Evet. Bu ikili. Şöyle abi ben acınacak biri değilim. Önce bana öyle Belçika'yı falan bırakmayacaksın. Yok be ben Ukrayna'yla oynamayı merak ettim o yüzden. Merak ettim. Beklediğin gibi olmadı. Olmadı evet. Beklediğim kadar iyi bir takım değil. Evet meraklar giderildi. Rekorlar kırıldı. Seriler bitti ama bir şey değişmedi. Kaan Demirel yine kaybetti. Evet, Euro 2024'te. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kaan Demirel'in mahpus kaderi bozulacak mı? Evet böylelikle Bein The Cup'ta bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Ukrayna-Belçika maçını oynadık. Gollü bir maç oldu. Acayip goller attım. Evet. Arda Vatansever. Oldukça mutlu performansıyla görmüş olabileceğiniz gibi. Bizim öyle. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. This is the day. This is the occasion. The final of the 2024 UEFA European Championship.